İslam aleminin. Şimdi karşımda çok kıymet verdiğim dostum Yasin Demir var. Şu an yurt dışında, Suudi Arabistan'da. Malumumuz gündemimiz korona, Covid-19. Bunun hakkında yurt dışında kişilerin aldığı önlemler ve diğer atmosferle ilgili bir takım sorular soracağım Yasin Bey'e. Evet, Yasin Bey, siz tanıyabilir miyiz? Niçin yurt dışında bulunuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Arkadaşlar, öncelikle selam aleyküm. Herkesin Aleykümselam. Berat gecesini kutlarım. Tüm İslam aleminin Berat kandili mübarek olsun. Bu sabah biz Harem-i Şerif'te olmayı tahmin ediyorduk fakat olamadık. Bunun hüsranı, bunun üzüntüsü de var, değil mi? Bunun Tabii ki, tabii ki. Zaten uçak bekliyoruz. Son veda tavafımızı yapmak için gittik. Birkaç kere bizi almadılar içeri. Öyle bir tıkanıklık yaşadık yani. Galiba sadece Suudi vatandaşlarını alıyorlar. Pek yabancı görmedim ben orada. Bu şekilde bulunma sebebimiz iş dolayısıyla. Tabii buradaki %90 gurbetçinin iş dolayısıyla bulunuyor. Özellikle buradan Hataylılara selam olsun. Bu Hataylı varsa bu şu an bizi dinleyen. Hataylılara buradan selam olsun. Suudi Arabistan Türk nüfusunun %85'i Hataylı. evet, kısa bir bölüyorum. Yunus Emre Kartallı'nın selamı var. Yayınımıza katıldı şu an. Aleyküm selam. Evet, hoş geldin Yunus. Devam et kanka sen. Yani ne soruları alayım ona göre onun Evet. üstünden devam edersek daha güzel olur. Tamam. Biraz kendinden bahsetsene. Hani iş için detay verir misin? Bulunduğun ortam, coğrafya. Harem-i Şerif'teydin sanırım sen, değil mi? Ben Mekke'deyim. Mekke-i Mükerreme'deyim. Biz işte sen de biliyorsun bizim de ortak hayallerimiz planlarımız arasında yurt dışı görevler, yurt dışı çalışma. Zorladık, zorladık, zorladık. Kaderimiz de Suudi Arabistan kapıları açıldı. Evet. Evet. Ondan sonra tabii Suudi Arabistan Mekke olması bizi tabii ki biraz daha motive etti. Yani Mekke'de olmak bir Müslüman için. Sonuçta buraya Endonezya 13 bin uzaktan insanlar geliyor. Aynen. Bunlar 8-10 saat uçakta. Bazıları 3 uçak değiştirerek gelen insanlar biz burada rahatız. Her an Harem-i Şerif'e ulaşabilecek konumdayız. Ve Aynen. benim evim de şu an oturduğumuz yerde hemen Türkçesi Nur'da, Arapçası Cebel Nur'un hemen altında 500 metre ilerinde. Gayet hoş bir O atmosfer. yüzden de Anladım. güzel Allah şükür ama tabii kafamdaki Mekke açık konuşayım burada. Kim yani yeren yerebilir, eren erebilir. Söven sövebilir, açık beni. Kafamdaki Mekke çok farklıydı. Buraya gelince yani bizim Türkiye Müslümanların özellikle Türkiye Müslümanların kafasındaki Mekke bambaşka. Geldiği zaman umreciler de zaten anlatıyor. Daha başka. Burada tek altyapı, yapı vesaire ne kadar devlet hizmeti beklenirse onların hepsi yarım kaldı. Şu son 10 senedir sağlanmış. Umarım daha da iyi olur. Peki, İnşallah, inşallah, inşallah. şimdi öyle ya da Her böyle taraf dağlar. bir anladım. Kaya bizim Türk insanının alıştığı pek, hele özellikle Karadeniz insanının pek alışabileceği bir ortam değil. Değil mi? Değil mi? Aynen öyle. Yani bir kere fıtrat uymuyor ya. Kim ne derse desin atmosfer farklı zaten. Abi şu an Anladım. hava, lafını kesiyorum 35 derece yani. Anlatabiliyor Evet. muyum? Şimdi klima Evet. sesli bir klima. Hakikaten Ya. burada karışık piyasa. Evet. Yani şu an terlemeye başladım yani. Öyle söyleyeyim. Doğrudur. Ben diyorum ya sana, yani şey, şaşırmıyorum ya. Çöl iklimi çok farklı. Şırnak'tayken 52 dereceyi gördüm. Cizre'de 54 dereceymiş bak o dönemde. Son 10 yılın en büyük sıcağı diyor. Ben yani tahmin bile edemez. Harbiden tahmin bile Evet edemez o abi. kaburcuğu. Bir de Ben var ya, de evet. nem Buranın ama olsun. şöyle bir avantajı var. Evet. Evet. Ben şuranın, buranın şöyle bir avantajı var. Rabbim eskiden anlatıyor mesela. Biz eski Araplarla konuşuyoruz, tercüme ediyorlar. Ben kendim anladığım kadarıyla muhabbet ortamında mesela. Şimdi diyor bizim diyor bu Suudi milleti diyor, hiç diyor klimasız yere adım atmaz. Ondan sonra şu an diyor öyle bir ortam olmuş ki diyor sanki böyle dışarıda yangın topu var. Halbuki diyor eskiden daha farklı. Eskiden diyor ne klima vardı, ne bir şey vardı. Ama diyor havalar bu kadar sıcak olmuyor. Eskiler öyle diyor. Bundan 50-60 sene. Şey ya, ben biraz da şey kanka, psikoloji anca ya. Yani vücut da şey yapıyor, biliyor musun? Vücut da alışıyor. Tabii insan ama alışıyor.
Aynen. Terliyorsun ama yapışmıyor. Mesela İstanbul gibi değil. Aynen. Burada istediğin kadar terle yapışmaz. Evet. Yapış yapış olmaksın böyle. Nem yok. Aynen. Nem olayı olmadığı için. Şey de yapıyor Aynen. anladığım kadarıyla hani bünye anatomisi de değişiyor yani. Bu klima sonuçta Değişmez olur mu ya? Her şey değişiyor. Her şey değişiyor. Burası da değişiyor. Ama Cidde öyle değil. Cidde'ye gittiğin zaman Cidde Havalimanı'nın olduğu yer denizin kenarında orada haşlama oluyorsun yani. O kadar nem var ki ben böyle bir işte arada gidiyorduk şimdi her taraf kapandı tabii de. Çimene şöyle bir oturalım diyorduk. Orası biraz daha böyle orada gayrimüslimler de girebiliyor oraya. Orada her milletin vatandaşı var. Orası biraz daha free. Orada çimenin şöyle bir oturalım dedik. Aman ya Rabbi ne çimeni ne şeyi dedim. Beni Mekke'nin taşlarına götürün. Neden bahsediyorsun? Yemin ediyorum sana 2 saat içinde var ya böyle 2 saat içinde hani biz gitmiştik ya Heybeliada'ya falan. Böyle bir hırpalanmıştık hatırlıyorsun değil mi? Aynen. Onun gibi oldu. 2 saat. Doğrudur ya. Ya değişiyor işte şey var bir de doğduğumuzdan beri alışık olmadığımız bir coğrafya. Vücut anatomisinin hiç o zamana kadar görmediği bir coğrafya. Ben de dediğim gibi yani vücudum farklı bir şekilde yanmıştı mesela Şırnak'ta. Ben böyle bir yanma Evet görmedim ya. de. Dedim herhalde 10 yıl boyunca bu vücut lekesi çıkmayacak yani. O derece durum. Abi ben de aynısını gene Karadenizler bilir ya da böyle yaylacılar bilir. Yaylanın güneşi de adamları mahvediyor var ya. Değil mi? Değil mi? Yaktığı zaman böyle yakıyor bırakıyor yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bir soru daha soracağım. Bu hani genel olarak kişilerin oradaki yaşayan halkın vesaire yorumlarını falan da duyuyorsundur. Hani Orta Doğu'da durum nasıl? Virüs gerektiği gibi Geliyor. idare ediliyor mu yani? Nasıl atmosfer? Bir daha alayım Mesut'cum. Anlayamadım. Arkadan herhalde hayranlarımız bizi arıyor. Orta Doğu'da Ses de. Şuradan ben bir sistem yapayım. şey yapıyor musun? Alıyor musun şu an sesini sen? Sesi alıyorum da şu an Ahize'den geliyor biliyor musun? Bir dakika. Tamam, bekliyorum. Heh, tamam. Bizim muhtarlar. Şey, Muhtar abi. şimdi Orta Doğu'da genel olarak durum nasıl? Yani mesela coğrafyanın az çok yorumlarını duyuyorsundur, tamam mı? İnsanlar böyle filtreleyip ortalama bir yorum çıkartıyordu. Koronavirüsü hakkında alınan önlemler nasıl? Merak ettiğim o aslında. Yani gerekli tedbirler alınıyor mu sence? Abi bencesini şöyle konuşalım. Biz şu an kapalı bir kutudayız. Suudi Arabistan biraz sıkı yönetim bir ülkedir gerçekten. O konuda da ben onlara da suç bulmuyorum. Yani monarşiyle yönetilen her yer böyle olmalı. Böyle de olmuş da yani. Her zaman. Zaman her zaman da. Bence. O yüzden çok yermiyorum. Ama o işte tedbirlere gelirsek şu şekilde tedbir buranın ilk adımdaki tedbirlerinden bahsedersek güzel olur. Niye? 28 Şubat'tı yanılmasın. Olmasın. 28 Şubat'ta komple umreci girişine kapattı burayı. Komple. Dedi ki Evet. daha umreci almıyorum. Ne Mekke'ye ne Medine. Yani daha korona yoktu o zaman Arabistan'da. Ya da belki bir tane var. Yani test. Ondan sonra tabii biz de umrecilere yemek veriyoruz. Biliyorsun catering. Tabii bizi çok etkiledi. İster Maddi istemez. manevi. Ne olacak dedik. Açılır mı açılmaz mı? İşte bizim burada bir tane var Suudilerde bir abi. Neydi adı da? Var mıydı öyle bir şey? Annesi de Giresunlu bu abi. Çok böyle Türkçe konuşuyor. Babası Suudili. Ona sordum. O hem belediyede çalışıyor. Bizim abi nasıl olacak? Işte? Ya dedi bir şey olmaz. Şimdi dedi Suudi Arabistan'da korona fazla yok. Sıcak geldi. Bu da dedi soğuğu seviyormuş. O yüzden de buralarda fazla gezmek. Bakarlardı biraz kapatırlar. Ramazan'a doğru açarlardı. Anladım. Çünkü buradaki otellerin baskısı bir de buradaki otel sahipleri şimdi burada kabile sistemi hala devam ediyor. Yani örtülü de olsa bizim Türkiye'deki aşiret sistemi gibi yani kimse kimseyi tanımasa da kabile sistemi var. Yani o kabileye sen kimlikte bile bellisin. İyi oldun. Sen bu kabilenin insanısın, o kabilenin insanı falan filan. Şimdi o kabile reislerinin aşiret diyeyim şimdiki işte akraba reisleri diyeyim ya. Onların otelleri var, otel zincirleri. Onlar baskı yaptığı zaman
O zaman Rorenti'ye gelen şey düzelir yani. Herkes gelen ya. Ama Ha. tabii öyle olmadı. Dünyaya geldi bu iş. Aynen öyle. Dünyayı alınca sıcaklıktan açamadı. Ondan sonra Türkiye kapılarını kapattı. Türkiye buraya kapattı. İlk önce Türkiye kapattı. Sonra burası tahliye yaptı. Öyle kapattı. Falan ilk etapta güzel oldu ama sonrasında tabii sonrasında ne kadar doğru ne kadar yalan bilinmez. Çünkü Türkiye'ye gelen korona sayısını biliyoruz. Umrecilerden gelen. Şimdi ben sana sorayım ya da dinleyen arkadaşlar. Ben şu an kendi kendime konuştuğum için pek bir şey anlayamıyorum, Aynen. hissedemiyorum ama Ha. ha, şimdi şöyle sorayım. Şimdi bir uçakta sesim geliyor değil mi böyle? Sesin çok güzel geliyor. Görüntün de iyi Ha, gibi. bir uçakta şimdi 189 kişi var. Tamam. 189 kişi Konya, yalan olmasın Konya galiba. Konya'daki yurda gidiyor. Orada 50 tane yine koronalı çıkıyor. Buradan giden. Evet. Umreci'de. Buradan giden Umreci'de 50 bu adam tavaf yaptı. Otelde oraya dokundu buraya dokundu, vesaire vesaire. Hatta bizim bir Fahri abi var. O da şimdi Erzincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatıyor. Ölüm kalma savaşı ver. Ona da buradan Allah yardımcısı olsun diyelim mübarek gecede. İşte şimdi 50 kişi bir uçağın yanlarındaki üçte biri. Üçte biri koronalı. Koronayı kapmış. Burada o zaman açıklanan korona sayısı 30 mu neydi? Hasta sayısı. Nasıl oluyor? Ya zaten Nasıl oluyor? Ben sorarım. Yani. değil mi? Değil mi? Nasıl oluyor? Sonra yavaş yavaş attı. Yok be. Şimdi 2000 kişi diyorlar. 80 ölü var diyorlar ama pek inandırıcı değil. Ama tedbirler sağlam. Burada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ya beni zaten Burada evet. şu an sokağa çıkma yasağı ilan edildi yani. Şu an 24 saat sokağa çıkış yasağı. Şimdi iletişime geçtiğimiz kadarıyla biz Yasin'le sürekli irtibattayız. Dediğim gibi yani çocukluk arkadaşım. Allah razı olsun, çok kıymetli bir insan kendisi de. Şöyle bir durum var. Az çok şey yapıyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz bu konuda da. Sanırım şu an sabah 8'den ya da işte sabah 8'den gece şey gündüz 3'e kadar bir müsaade var. Sonrasında zorunlu sokağa çıkma yasağı var, değil mi? Abi şimdi şöyle oldu. Ha. O ilk etapta öyle bir yasak geldi. O ilk etapta mı Sabah öyle bir şey yazından. yaptı? Abi ilk gelen yasak o şekilde geldi. Ondan sonra şu geçen hafta aşağı yukarı 7-8 gün oldu işte. Mart'ın 27'siydi herhalde. 28-29'da olabilir. 24 saat sokağa çıkış yasağı geldi. Zaruri durumlar hariç. Yani sokağa çıkış yasağı derken sen bile de anlamazsın. Kapıdan dışarı adımını atamıyorum. Böyle bir şey yok. Bak bak Yani mesela şimdi. işte ekmek alacaksın. Bir şey alacaksın. Markete gideceksin. Marketler açık. Bir şey alman lazım yani yaşamak. Şimdi biz mutfaktayız ama burası altı mutfak burası. Mutfakta bizim bol. Bir ton et çakılı. Nereden baksan 500 kilo balık var. Bir tırnak 500 kilo kaçabilir tavuk miyim? var. Bir tırnak kaçmak istiyorum. Bak mesela sanırım Pollyanna Ice diye bir katılımcımız var. Bu katılımcımız en basiti ben ceza yedim. 2500 yazmış. Telefon sipariş verdim. Gelmiyor diyor. Sanırım Suudi Arabistan'da mı yaşıyor? Şey yapmıyorum bilmiyorum ama ne kadar cezasıydı sokağa çıkma yasan? Bilgin var mı? Abi bize ulaşan bilgiler, benim bildiğim bilgiler doğrultusunda konuşursa belki değişmiştir. Tabii ben Arapça tam daha okuyamadığım için İngilizce olanlardan çözmeye çalışıyorum biraz. Şimdi şöyle bir kanun var. Dedik ya 24 saat sokağa çıkma yasağı. 24 saat sokağa çıkma yasağı oldu. Ama mahallendeki mahalleni açmayacak şekilde. Bizim burası Muaysın bölgesi. Cebenur'la Muaysın arasında. Şimdi Muaysın'la Cebenur arasında iki tane bakkal var. Bu iki bakkala gidebilirsin diyor. Sorgusu yani seni iki bakkal arasında polis yakalarsa ki zaten Arapça bilmiyorsan kurtarıyorsun bu paçayı. Bana diyor mesela Fenrut diyor diyorum ne diyorsun? İşte Arapça mafi malum tamam diyor geç. Bu ayrı konu. Aynen. Ama seni bakkala Hoş mesela teşekkür, hoş bakkalla geldin. evin arasında bakkalla seni yakalarsa bir şey deme. Der ki hadi ruh beyt de. Ama tamam mı? Eve gider yani. Ondan sonra ama sen mesela diyelim şimdi gittin bir gezmelik gibi böyle bir yer gittin mesela. Tamam mı? Bir bahçe gibi ya da bir telefon var. Bir şeye gittin. Hoş geldin Seni böyle Polyanice. çeviriyor. Ha. Çeviriyor seni diyor ki ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun böyle? Ne oluyor? Mesela elinde poşet yok, bir şey yok.
Yani hani yalan atsan desen ki ben şunu almaya gittim, bunu almaya gittim, öyle bir şey yok. O zaman yazıyoruz cezayı. Bizden de arkadaşlardan ceza yiyen var. Bir de arabanda tek kişi olacağız. Arabada tek kişi yasağa geldi. İki kişi çıkamıyor. Tek kişi Anladım. çıkacak. Ama tabii Bak. aile olursa burada aile mahsurda Arap işte dedin ya Arabistan'dan katılıyor galiba diye. Eğer Aha. o olmazsa biliyordur. Özellikle Mekke ve Medine için konuşuyorum. Bu diğer illerde böyle değil. Değil de. Mesela ben Tayyip'e gittim, Cidde'ye birkaç ile gittim. Böyle değil. Mekke Medine biraz daha özel. Hem buralara gayrimüslim ayağa basamadığı için buralarda daha böyle Müslüman tarzı yaşanıyor yani. Daha eski tarz böyle daha işte peygamberimize yakınlaşmaya çalışılıyor gibi diyelim. Şimdi Altına ufak da oradan bölüyorum. Ufak da bölebilir miyim? tabii Şimdi ki buyurun. Pollyanna Ice Türkiye'de yemiş sanırım ceza 2500 TL kadar 20 yaş altı olduğu için. Büşra Çakır yayına geldi. Hoş geldi. Zeynosu geldi. Hoş geldi tekrar. Pollyanna Ice'a abonemiz oldu. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Nicelik var, tamam mı? Bizde mesela bir iki sosyal medyada da takip ediyorum, Twitter'dan vesaire. Mesela sokağa işte şey diyor ki araba içi seyahatte maksimum 3 kişi geldi bizde de. İşte ön koltukta biri oturmayacak. Ondan sonra arka koltuk ve arkanın yanında haliyle. Şimdi kişi şey demiş, ya çok saçma değil mi? Zaten arka koltukta iki kişi yan yana mesafesiyle ön koltukla aynı. Şimdi özellikle aslında ön koltuk vurgulanmasa arka arabada iki kişi olduğunda kişi ön koltukta oturma gereği duyacak. Yani bir nevi bunu engellemeye çalıştılar anladığım kadarıyla. Ben şunu da takdir ediyorum. Abi. Bu biraz daha bak şöyle bir şey var. İmkan, tamam mı? Yani İstanbul gibi bir şehirde bu atmosferi sağlamak var. Bir de şöyle düşün. Mekke gibi bir şehirde ibadet zamanı başladığında bu atmosferi sağlamak var. Bence eşdeğer. Çok şükür ki Mekke'de anladığım kadarıyla yani umreciler de gönderildi. Komple yasak geldi. Boş bir şehir haline geldi yani. Önlemler daha istikrarlı bir şekilde alınabiliyor. Fakat İstanbul'da şehir dışına gitme imkanı olan bunu kullandı. İşi gereğince dışarı çıkma sıkıntısı yaşamayacak olan. Fakat burada kalanlar, burada kalma mecburiyeti olanlar daha doğrusu, burada kaldı, hayatını bir şekilde devam ediyor. Hani kendince Aynen. kişisel önlemlerini alarak. Şöyle bir durum var. Sen sözünü devam edebilirsin sen Yasin. Şöyle bir durum var dedin ya. He, Onu da alalım. şöyle bir durum var. Şimdi bu çerçevede tabii herkes elinden geleni yapıyor. Elinden geleni atmosfer oluşturmaya çalışıyor. Ama gerçekten bir şekilde zarar görüyorsun yani. Hani 100 yılda belki 150 yılda oluşabilecek bir atmosfer bu. Ki ben inanıyorum ki işin içinden çok farklı olgular çıkacak. Ağzımız açık bu istikrarlı kelimeleri dinleyeceğiz sonrasında ama şu aşamada sırtımıza Aynen. yaslayıp elimizden geleni yapıp olabildiğince kendimizi koruyup sosyal ortamlardan uzaklaşıp tedbirimizi almamız gerekiyor. İnşallah da bu hallolur diye düşünüyorum. Çok uzun sürmeden. Ben de bir havacılık personeliyim. Komple uçuşlarımız bitti. Aynı Biz şekilde çok risk aldık. tabii tabii canım ya. Aşırı derecede yani. Yani biz de mesela şimdi dediğin gibi herkes önlemini alacak. Aynen. Ama ben de diyorum ki şimdi önlemini almakla beraber tevekkül Allah. Yani Aynen öyle abi. Allah'tan gelen amenna. Şüphesiz. Buradan bazı arkadaşlar da bu laflarım da değsin. Çok söylüyorum çünkü ben bunu bu korona çıktığından beri. Evet Yani abi. eşeğini ne demiş milletimiz? Eşeğini sağlam kazığa bağla da Evet. çıkarsa Allah'tandır. O hesap yani sen korumanı al. Şimdi biz mesela markete gidiyoruz. Ben eldivenimi takıyorum. Evet. Takıyorum abi. Niye takmayayım? Aynen öyle. Burada ne olacağı belli değil. Ben dilekçemi yazdığımda da konsolosluğa dilekçe yazdım. Aşağı yukarı 850 vatandaş. Orada da yazdım. Ben dedim ki burada Allah korusun korona olsam ya da böyle ben mesela çok hasta oldum burada bir zamanlar. Şimdi bayağı rahatlattım. Grip çok oldum. Klima çok çarpıyordu beni. Ondan sonra serum merum vesaire dedim. Şimdi iyi kötü bir öksürsek bir ateşimiz çıksa bir kere gittim hatta. Hastanede 38,5 mu 39 neydi? Kafa yiyecektim yani. Öyle bir durum mu olsa burada beni ne yapacakları belli değil. Ya.
Ama yani Türkiye'mde olsam, kendi vatanımda olsam, ya darbe de gelirse kendi vatanımdan gelsin. Ne olacaksa kendi vatanımda, buradaki herkes de onu düşünüyor zaten. Tabii Şu an canım. o pozisyonda. Ya şimdi şey oluyor. Ne kadar imkanın olmuş olsa da ne kadar orada bir bilinmiş atmosfer yaşamış olsan da ya bir sıkıntı çıkmaz kardeşim. Ben buranın yerlisi gibiyim artık desen de kendi vatanın toprağın üzerinde olduğunda o korunma Abi duygusunu daha fazla hissediyorsun. Ben buna inanıyorum yani. lafını valla keseyim. Şimdi şöyle bir şey var. Avrupa şu an gerçi bu çok sınıfta kaldı ayrı konu ama burası Avrupa gibi de değil. Burada öyle insan hakkı, cahil, Kürt falan filan. Böyle şeyler hikaye kalır. Bak. Burada eğer Suudi vatandaşlığına, kimliğine sahip değilse burada ikinci sınıf vatandaş. Yani ilk adaptasyonum çok zor olur burada. Bak Ama şimdi. tabii Allah razı olsun bizim çevremizdeki Suudiler, yani Allah bin kere razı olsun. Gerçekten bunu kalpten söylüyorum. Bak bu gecenin üst hürmetine bizim çevremizdekiler eniştem sağ olsun. Hep iyi insanlar. Değil Ben mi? her adımda her şeyde yardımcı oldular. Her zaman. Allah razı Hatta olsun. şu anda da bile. Allah razı olsun. Yani o konuda. O yüzden bizim seçimlerimiz çok iyi olmuş. Benden önce tabii ki. Ama ben duyuyorum böyle. Ya bizim burada Türkler de çok cambazlık yapmış. Ayrı konu ama. Şimdi bizim Türkiye ile gerilimi de var tabii ki. Suudi Arabistan'ın biraz gayri mevzularından falan filan. O yüzden burada biraz vatandaş. Yani şey gibi değil, Avrupa gibi hiç değil. Değil, Burada değil ilk ya. önce kendi vatandaşına bakacak. Zaten bu Aynen. kefalet sistemi de bir şey var ya. Burada. Aynen. Şimdi bizim diğer şey, sponsorluklar falan sponsor böyle yumuşatıyorlar. Sponsorluk, yani kefalete sponsorluk diyorlar. Öyle bir Ha. şey yok. Ne sponsor? Direkt kefalet sistemi. Adam Şimdi sana izin vermese sen bu ülkeden çıkamıyorsun. Böyle bir Yasin, şey mi var? Yasin, şimdi ne var biliyor musun? Şurada bir şey yapayım, tik açayım da. Kusura bakma. Yayından önce söyleyecektim sana da bak unuttum aklımdan çıktı. Biraz nasıl diyeyim ben sana? Kurum ve marka ismi tarzında böyle bir şey yapmazsak çok iyi olur, çok mükemmel olur. Ondan sonra hem Twitch'ten ban yemeyiz, tamam mı? Hem de Ya Türkiye manyağıydı. Ben ya. bir doğruları konuşacağız abi. Doğru Biz kanka, kimseyi doğru. yapmayacağız Yo 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 Allah razı olsun. Kesinlikle o konuda şeyim yok, burada. kaygım yok. Şimdi bak Zeynep şey yazmış. Yine şey ismi vermeyeceğim de bizim ülkemizde bir sanal market atmosferinin olduğu satışının olduğu bir firma. İşte sanal marketten sipariş geldi diyor. Poşetleri yere koymuş. Yüzde maske yok, elde eldiven yok. Ya ondan sonra Pollyanna Ice aynı şekilde. Kendi elleriyle ekmek yapıyor diyor. Ondan sonra ekmekten soğudum diyor mesela. Tamam mı? Şimdi aslında bizim bu durumda ben kişisel söylüyorum bunu. Kardeşim ben böyle bir şey karşılaştım. Ben bunu kendimde sıkıntı olarak hissediyorum. Tamam mı? Aç kardeşim şu dönemde bakanlığın ilgili personelini ya da ilgili birimini ara. Direkt şikayet et. Bu dönemde insanlar bazı şeylere uymak zorunda. Ben öyle hissediyorum fazla fazla. Çünkü Tabii. sadece seni etkileyecek bir hastalık değil bu. Şimdi diyoruz ya mesela 20 yaş altı riskli, 65 yaş üstü riskli. Tamam kabul ettik. Kesinlikle yorumumuz yok. Fakat şurada şöyle de bir durum var. Birçok bilim adamı da dahili hastalıklar çıkartabileceği düşüncesinde ileriki seviyede solunum yollarında tahrip bırakabilecek neticede bir virüs olduğunu vurguluyor özellikle. Yani biz 26 yaşında biri olarak ben bu şekilde dikkat etmiyorsam bir takım şeylere, kurallara ben zarar görebilirim. Solunum yollarında ileriki seviyede akciğerinde lekelenme çıkabilir. Yani bu tırnak işaretleri bu şekilde. Ya diyeceksin ki kardeşim bu sıkıntı yapıyor. Sıkıntı oluşturacak bir durum. Şikayet et. Et şikayet. Hiç bakma. Ben bu dönemde vatandaşlık görevim. Yanlış gördüğüm şeyi şikayet edeceğim kardeşim. Yapacak hiçbir şey yok ya. Ve ilgileniyorlar. Ben bu inançtayım. Tabii. İlgileniyorlar bir şekilde. Çünkü bir aradın iki aradın. Ben bugün Tabii, bir tabii, tabii. buçuk iki yıl şöyle örnek vereyim. Bir buçuk iki yıl boyunca stabil gittiğim bir güzergahta yaya. Okulun önünde yaya geçidi yok diye bir buçuk sene, bir seneye yakın aradım. Netice aldım. Bakıyorum iki sene bir senenin sonunda bir pazartesi uyandığımda
O yolu kullanırken Y geçidinde oraya ışık dikmişler kardeşim. Niye? Çocuklar geçiyor. Bunu güzelce izah ettim. 3 aradı, 5 aradım. Sonuç elde ediyorsun. Hani aradın şak diye çözüm bulmak imkanımız yok. Çünkü kalabalık bir şeyiz yani. Nüfusumuz Yani kalabalık bir bir ülkeyiz. şeyde böyle bir şey yok. Yani anında çözüm bulunabilecek şeyler vardır. Bir de plan Sorun yoksa proje yaparız. dahilinde olacak şeyler vardır. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, Yani bir sonraki soruya geçmek istiyorum. Sence bizim genel olarak aldığımız tedbirler, ülke olarak aldığımız tedbirler, Orta Doğu'ya kıyasla az çok biliyoruz. Avrupa'da da arkadaşımız var. Dünyanın farklı yerlerinde de iletişim kurduğumuz dostlarımız, arkadaşımız var. Bizim aldığımız tedbirler ne oranda sence? Bir yüzdelik oran verdiğinde ortalama mıdır, iyi midir, kötü müdür ne diyebilirsin bu konu hakkında? bence en az en alt tabandan oranlarsan %85. Niye? İlk hava sahasını kapatan ülkelerden biriyiz. Hatta Evet. bir tanesinde ilk. Yani bu kolay bir şey değil. Değil. Türkiye çünkü bir ticaret ağının ortasında, Aynen öyle. özellikle yeni yapılan İstanbul Havalimanı. Yani bu böyle basit, böyle işte sokağa çıkma yasağıyla ne diyelim bilmem ya, bunlar kolay şeyler değil kardeş. Değil. Yani birden sen sokağa çıkma yasağı, bak burada da sokağa çıkma yasağıyla ne dedi. Ama gene çıkıyor millet. İzin veriyor. Çünkü vermek zorunda. Bu Zorunda. millet ne yiyecek? Aynen. Nasıl Evet. hareket edecek? Aynen öyle. Bak. Yani ondan sonra işte yapılan hastaneler, bu şehir hastaneleri. Ben sana söylemiştim, ben Isparta öğrenciyken hastane yapılmıştı vesaire nasıldı. Isparta öyle bir hastane yapıldı ki Isparta'yı içine alır. Hatta ben bizim bir hocaya demiştim, hocam bu nasıl böyle bir, neden böyle bir, yani bu kadar büyük bir hastane ya, nasıl oluyor bu? Yani nedeni ne yani? Ondan sonra dedi ki burası bölge, pilot bölge. Yani nasıl? 3-4 ilin. Servisler yetişmiyor mesela diyelim. Aktar bu Tabii canım. hastane. Ya. Oradan gel, Medar Spartan'ın kemik hastanesi vardı. Orada mesela çoğu yetişme servisleri o taraflara aktardılar. Şehir hastaneleri. Yani şehir hastaneleri basit bir şey değil. Ben Anıtköy Devlet Hastanesi'ne giderken Başakşehir, şu an yol yok, yolu o mu yapacak, bu mu yapacak? Kavgası edilen yer yok mu Başakşehir'deki şehir hastanesi? Evet. Orası mesela. Orası mesela adam Ağrı'dan da oturuyor. Oradan oraya yorum yapıyor. Hayatında görmemiş. Hayatında veya yani illa Ağrı değil, Malatya'da, işte Antalya'da, orada bu vesaire. Türkiye'nin dört bir yanında. Görmemiş. Bu Başakşehir'deki proje basit bir proje mi ya? Öyle rızık diye halledebilecek. Üstten baktığın zaman belki 50-60 metre aşağıya bakıyorsun. 70 metre aşağı bakıyorsun. Böyle dev bir proje. Yani bunlar böyle basit şeyler değil. Bunlar hep geleceğe dair. Ondan sonra işte bazı arkadaşlar demiş Japonya 988 milyar dolar ayırmış. E Türkiye 10, ya nasıl oluyor bu? Sen Japonya'yla kendini niye bir tutuyorsun? Bazı konularda. Niye kendini? Ya, koskoca Japonya. Yani küçümsemek için değil. Japonya'nın milli ekonomisiyle bizim kendi milli ekonomik yani çerçeve olarak, ihracat olarak bir mi? Rabbim bize böyle bir alan vermiş. Allah'a şükür dünyanın en verimli toprakları. Ama bazı bir şeyler olmuş, bir oyunlar. Bazı şeylerden biz mahrum kalmışız. Petrol gibi vesaire gibi. Adamlar da cazır cazır çıkıyor. Ne yapalım biz şimdi yani? Veya bu Katar'da bir avuç, Bahreyn bir avuç, bir avuç yer. Bu dört tane ülkeyi koyarsın Konya'nın. Bunların milli gelirleri bizden kat kat yüksek. Nasıl oluyor? Yani Vergi baktığın zaman bağlamı, Türkiye ticaret böyle boş portföyü durmak lazım. farklı bizlerde. Tabii, yurt dışına çıktığın zaman çok çok daha iyi anlıyorsun. Çok Aynen. şeyler böyle nasıl diyeyim yani, teftişleri olsun, havalimanındaki profesyonelliği olsun. Buradaki havalimanını görsünler. Şimdi yeni yapıldı bir tane hac terminali. O bayağı güzel. Yoksa yani bizim Isparta havalimanı gibi ya, ciddi havalimanı. Koskoca ciddi international havalimanı gibi ya. Ya Basit bir zaten yere değil. Orası da ne var biliyor musun? Şöyle bir şey var. Umut hoş geldin yayınımıza. bir de Şimdi lafını kesiyorum. Bunlar parasızlıkta oluyor. Parasızlıkta. Burası bilmeyenler için söyleyeyim. Burası Türkiye'nin 3 katı milli hasılaya sahip bir ülke. Dünyanın en büyük petrol üreticisi. Buna rağmen Türkiye bunu yapıyor. Basit bir şey değil. dünyanın neredeyse %60'lık, %70'lik petrol stoğunu elinde barındıran bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, şimdi mesela şey dedin cümlenin ilk başında da hava sahasını kapatan ilk ülkelerden biri.
Bunun şimdi dediğim gibi ben havacılık personeliyim, havacılık teknik personeliyim. Az çok işte bunun dedikodusu vesaire yapılırken tabii işin içinde olduğunda bile hissetmiyorsun o atmosferi de içten içe biz şey yapardık ya keşke hemen kapatmaya çalışsalar, keşke bir şekilde itham ettirseler de o olayı hani hızlı bir çözüm olmuş olsa. Yani bu da ister istemez yine senin söylediğine katılacağım bu konuda. Hani o atmosferi yakalayamıyorsun ister istemez. Çünkü niye? Bunu bir anda bıçak gibi kestiğin takdirde birçok ekonomik sıkıntı yaşıyorsun yani. Genel olarak. Şimdi külliyen şey Tabii. denebilir. Şunu kesinlikle söylüyorum. Yani denebilir ya sağlıktan daha mı önemli? Şimdi o konuda bir ileriki aşaması bu musibet başımızdan gittikten sonra nasıl bir önlem alınacak gibi bir sorunu cevabını da cevaplamak zorunda olduğu için yönetici mertebesi bunu endeksleyip iki yolu bir arada götürmeye çabasında alınan kararlar aslında bunlar. Dediğim gibi o konuda yani hani gönül isterdi Çin bende kardeşim virüs var problem var bu salgın haline gelebilir dediği anda havacılık verimimizi kapatalım hava sahalarımızı kapatalım yine diyorum Türkiye dünyada İstanbul'dan bahsediyorum en fazla yolcu transfer yolcu sirkülasyonunun olduğu bir ildir. Yani birinci sırada Londra, şey New York var, ikinci sırada Londra, üçüncü sırada Türkiye var yani. Abi, şöyle lafını keseyim. Zaten bize Çin'den Min'den gelmedi. Bize bu Avrupa'nın tedbirsizliğinden dolayı geldi. Bugün de konuştuk. İlk vücut ısını ölçen makineleri koyan biziz ya. Bu Avrupa'nın tedbirsizliği gelen bütün korona yani %80'i Avrupa'dan gelen insanlarla. Yani insanlara laf söylediğimizden değil. Niye insanlar orada bir ateşine bari bakmıyorsun? Çok mu zor? Şimdi burada bakıyor millet. Markete giriyorsun. Hop maliş maliş diyor. Yani tutuyor makineyi. Ateş tamam devam et. Ateşin varsa gel bakayım bu yana. Yani niye? O hep bir de onların tedbirsizliğinden dolayı gelmedi. Biz şimdi Avrupa'daki insanımızı ya da diyelim turisti ya da iş adamını almayacağız. Öyle bir şey yok. Ama herkes tedbirini alsın. Aynen. Şimdi iş kızıştı. Sokağa çıkma, içeri sokağa çıkma yasağı etmiş. Neredeydin? Neredeydin? Bu zamana kadar neredeydin? Diye sorarlar yani. Aynen öyle. Çoğu Avrupa ülkesi de bu konuda geri kaldı yani. Hani sokağa çıkma En çok Amerika'yı patlattık gerçekten. konusunda. Aynen. Umut Tekin, diğer yayınlarımızda irtibata geçeceğim oyun konusunda sende. Tamam mı? Abone olmayı unutma. İrtibata geçeceğiz kardeşim seninle. Evet, durum öyle ve bir soru daha yönelteceğim. Ya aslında kafamda hani bir soru cevap atmosferi olsun istemiyorum. Böyle güzel oluyor muhabbet eşliğinde olması. İşte hani Evet çünkü kardeşim. Normal cevap muhabbetimizi ediyoruz. aynen, Bir aynen. şey yok. Hı, aynen öyle. Bir şimdi kıyas dedik ya böyle hani ben bakıyorum mesela umreciler sirkülasyonu oldu vesaire böyle. İlk etapta sence işte Suudi Arabistan hani çözümleri bıçak gibi mi oluşturdu? Nasıl bir atmosfere dahil oldu? Mesela bir sabah kalkıyorsun tamamen sistem değişmiş gibi bir duygu hissettin mi yani demek istediğim o. Hani yavaş yavaş mı Yok alındı yok yok aslında? öyle bir şey yok. Değil mi? Şimdi şöyle. Şimdi kesemezdi zaten bıçak gibi burayı. Aynı şimdi Türkiye'den konuşuyoruz ya sokağa çıkmayasan niye ilan edilemedi? Yani ilan edilemez. Adam burada tam bir ay sonra sokağa çıkma yasağına. Bir ay. O da Mekke'nin şu anki nüfusu afaki konuşalım. Kayıt zaten yarısından çoğu kayıtsız da. İşte afaki konuşursak diyelim ki 750 bin. Kendi yerleşik olan, oturanı. Gelen çok büyük sirkülasyon var, az buz değil. Geleni durdurdu. Gelenin durdurdu. Gelenin durmasını bekledi. Yani umre yapanları bekledi. Hala Harem-i Şerif açıktı. Vesaire. Ondan sonra umreleri de engelledi bak. Ne kadar ben sana bir aradaki yani zamanı sayıyorum. Aradaki kendi programlamasını sordum. İlk önce umreleri durdurdu. Hacılar hala dışarıda. Kimse içeri sok, dışarı çıkma vesaire bitiyor. Umreleri durdurdu. Tavaf devam ediyor. Yani Harem-i Şerif'e girebiliyorsun. Rahat. En azından ne yapabilirdin? Bu işi umreyi durdurdun mu? Zorunluluk kardeşim. Maskeni eldiveni tak.
Bitti. Aynen En öyle. az yarı yarıya keser. Hani diyorlar ya eldiven, işte maske yok, koruma falan. Ya yarı yarıya keserdi. Evet. Boşuna takmıyor millet maske. Biz de ameliyatlara girdik. Ameliyatlarda takıyorduk yani. Sonuçta bir yarar var ki bir işe yarıyor. Aynen öyle. Durdurabilirdin, durdurmadın. Mesela tavaf devam etti. Umrecinin burada bitmesini bekledi. Bizim o zaman 10 bine, 10 binden fazla umreci vardı. 9 bin mi 10 bin mi ne umreci vardı. Az buz değil yani. Zaten Tabii iş yeni canım. canlanmıştı. Önden önce umreci yoktu. Hac kuralları çekildi. Hac çıkmayanlar da divarı umre yapayım dedim muhtemelen bu sene. O yüzden hacdan sonra böyle bir yoğunluk yaşanıyor zaten sene. Öyle oldu. Sonra ne oldu? Tavaf. Bir baktık bir gün tavaf yasaklandı. Komple kapattılar tavaf. Ondan sonra sadece dediler namaz kılınca. Ondan sonra yani bu tabii 5 gün geçiyor. 5-10 günde böyle. Sonra işte en son umreciler hep gitti. Bizim burada 300 tane umreci vardı. Karantinaya alındı. Ondan sonra. Sonra sokağa çıkma yasağı. O da sabah namazından öğleden sonra 3'e kadar. 15'e kadar. Ondan sonra daha yeni geldi işte düşün. 28'inde 29'unda. Yani koronadan bir ay sonra. Bir ay sonra şey geldi. Sokağa çıkma yasağı. Yani aslında süre zarfları da normal. Yani çünkü ben burada biraz da vurgulamak istiyorum. Yani Çin'in bu olayı tabii hedef göstermek kesinlikle olmasın. Yani burada onu da ifade etmek isterim. Çin'in bu olayı biraz önünü biz keseriz atmosferiyle hareket ettiği için bu durum komple dünya geneline yayıldığında oturup bir düşündü yani diye düşünüyorum. Hani ilk başta çıktı, Wuhan'da çıktı. Kardeşim, bak böyle böyle bir durum var. Dünya geneline bir bildirimi yayınlarsın. Ondan sonra kendi atıyorum işte Avrupa'nın belirli noktalarında direkt uçuşlarımı kesersin. Sürekli uçuş sirkülasyonu olduğunu da varsayıyorum. Ondan sonra giriş çıkışlara bir karantina atmosferi oluşturursun, dezenfektanlar koyarsın vesaire vesaire. Yani Aynen. burada biraz da ben Çin'de sıkıntı görüyorum diye düşünüyorum. Hani yanlış bir şey de ifade etmiyorum çünkü şeyde Twitter'da bu konuda aşırı derecede yüklenildi. Hani sempati duyduğumu kesinlikle söylemiyorum. Yani bir millete, bir cumhuriyete ama hani ırkçı söylemde de bulunmak istemiyorum açıkçası. Ona istinaden Yok ya, ırkçılık değil. işin ciddiyetinin farkında olduğuna istinaden bir konuşma yapılabilirdi, bir bildiri yayınlanabilirdi. Bütün Avrupa genelinde ve Amerika'da yayılmaya başladığında, en sonda bize nüksettiğinde bizim coğrafyamıza işin farkına varıldı. Çin ah dedi, Çin vah dedi yani. Başka bir durum, bir atmosfer olmadı. Evet. Abi şimdi Çin'i suçlamak bir kenara kalsın. Ben Çin'in hatalı olduğu kanaatindeyim. Niye? Ve yanlış yalan söyledi kanaatindeyim. Açık ve net. Neden? Çünkü Çin'de en kalabalık nüfus, doğru mu Çin? Doğru. 1,5 milyar. 2,7 milyar en son. Oo, 1,5 milyar. 2,1 milyar mı? 2 nokta, bilmiyorum. Yani en yüksek. Ha, 1,5'ta Milyarlar 2. seviyesinde. Evet. Aynen. Şimdi bunların köyleri ben buradakilerden biliyorum yani. Burada çok Çinli yok da şey var. Böyle Hindistan, Hindistan. Hindistan'da mesela öyle dağlarda mağlarda yaşıyorlar. Şimdi bunlar köylerde yaşayan insan. Bu yayılmaya başladığı zaman mesela bu Wuhan'da diyelim yayılmaya başladığı zaman. Türkiye'deki yayılma hızına bakalım. Wuhan'daki yayılma hızına bakalım. Şimdi Wuhan'da nasıl bu kadar yavaş yayılıyor? Şimdi bir anda Wuhan'ı kapattılar ama Wuhan'da kaç tane test yaptılar, kaç kişi? Bir de bu kadar milyar insan var. Milyar. Nasıl yani bu kadar az bir şey oldu? İtalya 10 bin ölüm, 10 bin ölümleri geçti. Çin geride kalıyor. Bence yalan. Açık ve net. Çin'de çünkü bu kadar insanın olduğu, bu kadar kalabalığın olduğu bir yerde. Mesela Hong Kong. Dünyanın kalbinin attığı yerlerden biri. Nasıl bu kadar az oluyor? Aynen Sormak lazım yani. öyle. Yani Veya şimdi nasıl durdurabiliyor? zaten sana bir şey diyeyim mi? Bu konu hakkında o kadar çok teori okudum ki, yani dudağım uçukladı. Neler neler yani. Hani şöyle ifade edeyim. 80 milyon nüfusun GPS sinyalleri
Yani birbirleri arasındaki irtibat bir anda kopmuş. Tamam mı? Şimdi iki seçenek var. İkinci seçeneği söylemeyeceğim. Yanlış bir ifade olduğu için teori. Bir seçenek, şey, iki seçenek var. Birinci seçeneği söylüyorum. Birinci seçenek de iletişimin GSM operatörü tarafından devletle karşılıklı olarak anlaşmayla kesildi. Tamam mı? Hani insanlar birbirleriyle irtibat sağlamasın. Neticesinde etkileşim kurarak bir atmosferin içinde bulunmasınlar. Sosyal mesafe statüsüne uymaya, riayet etmeye çalışmışlar. İkinci seçenek de benim içimin yandığı, umarım gerçek değildir seçeneği söyleyeyim. Hani bu insanların yok olduğu. Yani ben bunu duyunca dudağım uçukladı. Kişiler tabii diyor bir bu kadar insanı nasıl yok edebilecekler. Farklı, durum farklı yani biraz. O yüzden fazla Abi konuşmak sen ben istemiyorum. sana bir şey sorayım. Ha. Yayında şu an yayınımızda kaç kişi var? Şu an 5 kişi var. 5 kişiyim. 5 kişiye sorayım. Bu hani dedin ya kaybolduğu yönünde. Şimdi Doğu Türkistan'da dünyanın durumu yapıldı. Bunu dünya gördü. Evet. Bütün dünya gördü. Aynen. Doğu Türkistan'da bunu yapan cinsiyet onu da kaybeder abi. Kaybeder, gömer, kireçle döker üstüne. Hayırlı olsun. Kimse de anlamaz. Değil Çünkü mi? Çin bir kısmı dünyaya kapalı yani. Yarı kapalı bir yer. Evet. Çünkü Google bile servislerini çalıştıramıyor doğru düzgün. Ya. Dünyada Google'ın çalışamadığı yerde neler dönmez yani. Şimdi Evet. Kuzey Kore'den bahsediyoruz biz ama Evet. Değil mi? Değil mi? Değil yani mi? Değil mi? Çin de başlı başına bir tabii yani. O yüzden bilmiyorum ama ben ilkten böyle konuşuluyorlardı işte Amerika Çin'e işte yaptı vesaire. Ben inanmıyordum. Gerçekten de inanmadığım böyle gerçekleşiyor şu an. Şimdi Amerika virüsü yapmış olsa ilacını hazırlar değil mi? Hiç olmazsa bir der ki 200-300 kişi ölsün ondan sonra ilacı bulduk. Vuralım yine geçsin kenara da. En kötü. Ya da gerçekten bir virüs yapsa bu kadar milyar yaşayan Çin'de en kötü şartlarda şöyle bir 250-300 bin kişi ölmesi lazım yani en az. Bir Evet. ölmesi lazım ki veya 1 milyon kişi ölmesi lazım ki Çin'e bir şey yap. Bir darbe vursun. Ama Şimdi öyle bir şey de olmadı. Aksine tersine döndü. Amerika şu an cebelleşiyor. Dolar basıyor işte evet. şu an. Şimdi Herkes de söylüyor. Herkes altın altın. Buradan da tekrar Ramazan Kurtoğlu gibi dipnot çekeyim. Bir Ayşe teyzem Fatma Ayşe teyzem Fatma teyzem Muharrem teyzem bildiği yıllardır bildiği bir şey var altın altın. O hesap. Herkes altın altın abi. Altın biz alamadık. Diye. Dünyanın zararı oldu. 308 liraydı ben altın alacakken uğraşırken bir anda 350 lira buldu işte. Böyle. Ben de yaptım bir çılgınlık ya. Yes. Anladın mı? Yaptım ufak Dolar mı? çılgınlıklar. Neyse konuşuruz. Şimdi Zeynep şey demiş. Olmaz olmaz deme, olmaz olur. Hakikaten yani bu bir tik açıyorum. Bütün bu paranoyal ifadelerin belki 2 sene sonra ya bu böyleymiş diyeceğiz. Bu yayında burada kalacak. Başımıza bu konu hakkında bir sıkıntı gelmezse eğer. Abi şimdi Abim de şey demiş. YouTube'da yazıyorlar ya yorumlar. Hı. Mehmet Keleş Onun gibi katılmış. hani. Mehmet Mehmet Keleş Keleş'e de katılmış. selam olsun buradan. Evet. Merhabalar abi. Hoş geldin tekrar. Kimin Kore'si gibi mi yarı kapalı dediğiniz diyor. Aynen öyle. Kim Jong değil mi o arkadaşın adı? Kim Jong'un Kore'si. Bir nevi. Yong'un. Aynen öyle, aynen öyle. Yasin kardeş, efkarlı yakıyor musun sigarayı? Öyle diyor. Bilmiyor bunu ya. Bak Mehmet Mehmet Keleş Keleş, mi? Mehmet Keleş diyor buna. Şimdi Mehmet Yasin, Keleş. şöyle bir durum var. Ben yine söylüyorum yani bu konu hakkında otursak Twitter'dan vesaire de bakıyorum. Böyle isimsiz seslendirmenler var YouTube'da aynı şekilde. Bir sürü farklı senaryolar dinliyoruz yani. Tabii içinden seç beğen al değil bu ya da bana mantıklı geleni değil. Bir global düzenin birileri tarafından oturtulmadığı, yanlış olduğu izlenimi veriyor. Taban kesimin baskıcı politikalarla bence taban kesimin baskıcı politikalarla global güçler tarafından bastırılmaya çalışılıyor gibi geliyor. Benim kişisel yorumum bu.
Her şey olabilir. Hepimizin bildiği üzere kapitalizm son belki 70 yılının altın çağını yaşıyor şu dönemde. Bir takım varsayımlar ortaya atılmıştı. Toplumların işte eziyet gören bir takım sıkıntılı toplumların vesaire. Hani Fransa gibi işte işçi ayaklanmaları vesaire olduğunu varsaydığımda belki birileri tarafından kapitalizme destek verildi. Bu konu hakkında bilemiyorum. Hani bu da paranoyak düşüncelerden biri de Abi olabilir yani. bizde gezilerle başladı bu işler. Bak, geziyi savunan savunmayandan bahsetmiyorum. Örgütlenme, yani ne kadar ses yapabiliriz yapamayız. Türkiye olarak söyleyeyim. Benim kendi görüşüm. Orta Doğu'da gezi, yani Türkiye'de gezi gibi böyle büyük buluşmalarla başladı. Discord yayınımız gitti. Biz yayından düştük galiba. Evet, bir saniye. Şarjında problem yok değil mi? Benim bakabileyim bir. Yok yok, şu an iyi. Tamam. Tekrar bağlanmaya çalışacağız. Dakika bakayım, benim kamera şu an kapalı galiba. Tamam. Ufak bir kesinti oldu. Devam ediyoruz. Bir Aynen. saniye, bir saniye rica edeceğim senden. Cihan Coşkun yayınımıza katıldı. Cihan hoş geldin. Zeynep de kamu spotu diyor. Yasin sigaralara çok tepki geliyor. Evet, umarım hepimiz bu Sohbet melekten... oldu ki arkadaşlar. Sigara Evet, serbest, rütük yok burada. aynen öyle. Bak, sigara konusuna kahve, çay ve ikram konusuna karışmayalım lütfen. Stresli bir sohbet. İnsanlar stresli bir zamandan geçiyor. Burada bir top da düşersen, Mesut'cum lafını kestim. Ben sigara içmiyorum. Ha, bu korona çıktı çıkalı bizi mahvetti. Hapis ya, hapis gibiyiz burada. Evet, gerçekten öyle. Sıcak bir yandan, içinde bulunduğunuz atmosfer bir yandan, sürekli etkileşim olduğun insanların sayısı azaldı. Bu da insan da stres yapıyor. Zaten uzun süredir Tabii. oradasın. Kaç ay oldu? Kaç ay oldu gideli en son Yasin? Ne zaman görüştük biz? Abi şu an 6 ay oluyor. 6 ay oluyor. 6 ay oluyor. Dile kolay. Bir de ben şöyle bir sıkıntı, kendi şahsi sıkıntımdan bahsedeyim. Biz sürekli biliyorsun otellerdeydim ben. Sürekli dışarıda olduğum için ben böyle zaten hep ezelden beri böyle dışarıda yaşıyorum. Burada da görevim dışarıda olduğu için buraya geldiğim zaman, yani kapalı yerde kaldığım zaman, bir yerde kaldığım zaman bunu alıyorum. Dışarı çıkmam gerekiyor. Aynen öyle, ister istemez. O yüzden sıkıntı, biz bayağı bir sıkıntı yiyorduk. Bir de Türklerin, buradaki Türklere bir çevre oluşturmuştuk iyi kötü. Onların %80'i %70'i gitti. Aynen. Memlekete değil mi? Tabii Allah'a şükür işte biz burada terasımız var. Bizim o çok avantajımız. Terastayız. Hava açık, üstümüz açık. Dışarıda oturabiliyoruz. 3-4 arkadaş burada. Tabii benim arkadaşlarım hepsi 50 yaşında, ayrı konu da. Ondan sonra bu şekilde muhabbet ediyoruz yani. Her gün bir iş kuruyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Anladım, anladım. Kafamızda. İnşallah, inşallah bizim de dileğimiz yani bu mübarek gecede vesile olsun. Sonuçlanır. Hızlı bir şekilde Müslüman alemi de tüm insanlık da zarar görmeden daha fazla yok olur. Ben yine şeyden korkuyorum yani, bunu vurgulamak istiyorum. Bu mühim bir nokta. Kişilerin vücudunda dahili hastalıklar, solunum yolunda kalıcı tahrip bırakabilme ihtimali olduğu vurgulanıyor. Bir takım yorumlarda okudum bunu. Yorumlarda değil de gerçekten kişiler yazmıyor bunu. Profesör, doktor, işte alanında uzman insanlar, dahili hastalıklarla yıllarca uğraşmış insanlar. O yüzden dikkat etmek lazım. Kendimiz ne kadar koruyabiliyorsak, özellikle bu dönemde olabildiğince önlem almak lazım bu konuda. Ailemizi de uyarmak lazım bence. Aynen öyle. Mesela ben Canan Hoca'yı çok severim. Biliyorsun Canan Karatay. Can Karatay. Şimdi mesela o da söyledi. Onun böyle teorik çıkarı güzeldir. Altı da boş değildir. Bazı hatalar olur. Neyse. Mesela demişti ki şimdi grip aşısı var değil mi? Grip aşısı oluyor insanın. Nasıl gribe yakalanıyor? Değil mi? Yani bu tamamen bu sisteme ve devletlere çünkü gelişmiş ülkeler kendi aşısını kendi zaten üretiyor. Madem diyor öyleyse biz de üretelim. Devletlere bunlar böyle sanki zorunluymuş gibi.
Özellikle bazı böyle dünya cemiyetlerine, NATO gibi, Milletler Cemiyeti gibi birkaç böyle işbirliklerine dahil olanlara bunu diyor sen de kullanmak, biz de kullanıyoruz. Kullanalım tamam, zorunlu olsun, zorunlu olsun. Grip aşısı var şimdi. Grip aşısını alıyor mecbur bütün devletler. Hem diyor vatanım, benim milletimdeki insanlar, vatandaşlarım grip olmasın, hastalanmasın. Grip aşısı var yıllardır. Evet. Grip olmuyor mu? Oluyoruz. Niye bu grip aşısı hala var? Neden satılıyor? Değil mi? Satılıyor. Mesela ben mide hapı kullanıyorum. Şimdi bir hap. Hapın görevi nedir? Yani ilacın görevi en basiti. Bir ağrınsızın vesaire bir rahatsızlığını gidermek değil mi? Şimdi ben Evet. Lantor kullanıyorum. Lantor. Mide rahatsızı olanlar bilir. Sen de bilirsin. Lantor. Kanka, ilaç ismi Tabii falan nazik verme. olarak. İlaç. Ha, ilaç ismi. Lantor'u şimdi kullanıyorum. Ha. Lan ilaç. Lantor ilacı. Benim midemdeki marka verdim ama Lantor'u söylemem. Şimdi midedeki rahatsızlığı gidermesi lazım değil mi? Doktorun ve ilacın görevi bu değil mi? Bu. Niye gidermiyor? Ben sürekli onu almak zorundayım. Yani sistem öyle bir şey yapmış ki sen sürekli benim müşterim olacaksın. Devam. Bırak. Sen sürekli ömür boyu içsin. İyi geliyorsa değil mi? Evet iyi geliyor. Eyvallah teşekkür ederim ürettiğiniz için. Ama devam et bunu. İçmediğin zaman ne oluyor? Rahat oluyor. Sen bunu içmek zorundasın. Devam. Tamam. Devam ediyoruz. Yani bu kapitalizm böyle öyle bir düzen kurmuş ki düzenden çıkamıyorsun. Kendini ayıramıyorsun. Aynı tepsi gibi böyle. Kendini ayrı sıyırtamıyorsun. Sıyırttığın zaman bu sefer birçok şeye böyle sırtını çevirmek zorunda kalıyorsun. Aynen öyle. Ne yazık ki. Yani şey var. Biraz da genel olarak biz ne kadar önlem alıyorsak, ne kadar bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorsak da elimizde olmayan bir takım şeyler var yani. Hani aslında bu dönemde biz insan olarak bunun farkına vardık yani. Toplumun en küçük yapı taşını oluşturan kişiler olarak bunun fazla fazla farkına vardık açıkçası. Evet. Şimdi Yasin, benim bir de sormak istediğim ne var aslında biliyor musun? Bu karantina süreci başlangıcı nasıl uyarıldınız? Geri dönüş atmosferi nasıl olacak? Şimdi geri dönüş derken orayı bir açalım. Orasını tam anlayamadım. Geri dönüş mesela şimdi bir şey yapmaya başladılar. Hani sonuçta bir karantina süreci geçiriyorsunuz. Tamam mı? Bu sürecin nasıl itham ettirecekler, nasıl bir olay başladı? Mesela karantinaya girdiniz dendi, ondan sonra ya da işte Türkiye'ye gelince gireceksiniz. Nasıl bir düzen var? Hani bu konu hakkında bir bildiri var mı elinde? Bir şeyler dediler mi size? Yolculuk Tabii yapacaksın şimdi şimdi yakında. burada şimdi onu orası tamamen muamma. Şimdi biz uçak bekliyoruz. Oradan başlayalım o zaman. Uçak bekliyoruz. Konsolosluklar işte gerekli dilekçeleri verdik. Sağ olsun. Birkaç tane abiler var. Onlar abimle yetkililerle görüştü. Yani ses duyuldu. Burada çünkü Suudi Arabistan'da diğer Avrupa'yı saymazsak Orta Doğu ülkelerinin içinde Suudi Arabistan'da ciddi bir Türk nüfusu var. Gelmeyecek olan da var. Burada kalacak olan da var. Ama gelmek isteyen ciddi bir rakam var. Buna da tabii sessiz kalınmadı. Yani Dışişleri Bakanımız da açıklamasını yaptı. Ondan sonra biz uçak bekliyoruz. İlk umrecileri tahliye ettiler. Burada karantinada 300 kişi vardı. 290 küsur, 270'lerde. Onlar 3 gün önce tahliye oldu. Onlar herhalde Konya'ya yerleştirmişler. Şimdi şöyle bir de bilgi geldi. Hani uçak göndermekte, getirmekte vesaire bir sorun yok. Getirilebilir. O, yani Cumhuriyet Devleti'nin gücü böyle basit şeylere sınanacak değil. Ama Sağlık Bakanlığı'yla şu an koordine halinde devam etmeye çalıştıkları için mesela biz uçak beklerken o ara Katar'dan, Kuveyt'ten, Cezayir'den uçaklar geldi Türkiye'ye. Yani Türk insanları Avrupa'dan işte bu birkaç Karadağ tarafından vesaire oralarda işçiler varmış mesela. Onlar falan geldi. Şimdi ilk böyle acil getirilmesi gerekenleri getirdiler. İşçilerdir vesaire. Yani onlar sonuçta orada oturan insanlar değil. Şimdi biz burada mukimiz. Yani burada artık oturan, yaşayan insanlar. Şimdi bunları biraz daha ötelediler mantıklı olarak. Niye? Çünkü bu adam burada zaten bir hayatı var yani. Bunu sürdürebilecek pozisyon. Ama Ürkünler tam gurbetçi, şantiyelerde, vesairelerde, oralarda, buralarda yaşayan insanlar. Onlar da oldu. Şimdi biz bekliyoruz. İşte uçak bugün yarın bekliyoruz. İşte Sağlık Bakanlığı koordine dediğim muhabbet yurt ayarlama muhabbeti. Yani yurtlar boşalacak ki
Hem de bir Türkiye önünü görecek. Yani diyecek ki, yani bakıyoruz işte 14 bin tuttuk. İşte şu kadar kişi çıktı. İşte onu artık bir değerlendirmesini yapacaklar. İşte 14 günden sonra da korona tekrar nüksediyor mu, ona bakacaklar. Ona göre de tekrar en son bizi alacaklar. Şimdi şu an Türkiye'deki karantinadaki insanların sayısının azalması bekleniyor. Benim anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Ama bugün yarın gelecek yani uçak. Yani sonuç olarak şey de çözüm değil diyorsun. Hani insanlar tamam hemen gelsin. Gelsin de hani bunun neticesinde bir yurtlara gönderiliyor. Bunun da düzen tertibatı var. Bu hemen sağlanacak bir olay değil. Anladığım kadarıyla. Hani Tabii, bunu tabii, da tabii. farkında oradaki vatandaşlarımız da. Tabii bizim tabii tabii bizim şimdi mesela Bir işte ilk saniye. etaplarda Bir saniye. Arkadaşlardan soru rica edeceğim. Sizin de söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yasin devam edebilirsin. Teşekkürler. abi mesela burada biz yurt gelen vatandaşları yurtlara yerleştirirken burada öyle bir şey yok. Burada adam mesela çağrı yaptı, dedi ki işte gönderiyoruz ülkesine vatandaşlara uçak geldiği sürece, hani ülkeler gönderiyor. Biz de diyor hani alacağız vatandaşları. Suudi Arabistan devleti de basit bir devlet değil. Onlar Evet. da vatandaşlar alıyor. Ama burada öyle bir yurt vesaire bir karantina olmadı. Herkes de evine gitsin. Evinde karantinada kaldı. Sonradan oldu. Bizden çok yani biz ciddi manada hani şimdi bir şey söyleyeceğim, ondan sonra Avrupa bizi kıskanıyor muhabbeti var ya, gerçekten şu konuda biz herkese ders verdik. Yani bu bütçemizle bizden çok çok yüksek ekonomisi büyüklükte olan ülkeler bizim kadar çalışamadılar. Koordine olamadılar. Allah razı olsun, bu bizim Sağlık Bakanımız da Fahrettin Koca gerçekten işi sağlam yapan bir insanmış. Onu da bu vesileyle daha iyi öğrendik. Yani koordinasyon öyle basit bir şey değil abi. Sağlık sektöründe özellikle, yani sağlık sektöründe çalışan insanlar da bilir. Bir anda sen bu kadar insan gelecek, bir anda bu kadar insan test yapacaksın. İşte yurtlara insanlar gelecek, yurtlara mesela bizim işte buradan giden arkadaşlarımız vardı. Onlar da Konya'daki yurda yerleşti. Konya'daki yurtta mesela çocukları apart o kadar seri bir şekilde tahliye etmişler ki. Birinin diyor ki işte bana gösteriyor diyor, şampuanı kalmış, tıraş makinesi kalmış, bilmem birinin kitabı kalmış falan. Yani o derece hızlı tahliye etmişler. Düşün, bir insan kendi öz malzemelerini, kendi kişisel eşyalarını alamaz mı? Alır. Değil mi? Ama o kadar hızlı tahliye olmuyor ki. Evet, Yani farkına bile süreci varmamış 40 onları alma. gün. Tabii. Mesela işte bir şey çıktı. Yok aç kaldık vesaire filan falan. Ya orada mesela yani bir kere sen nereden geldiğini bileceksin. Sen buraya Mekke'ye gelmişsin. Kutsal topraklara gelmişsin. Peygamberimizin gezdiği yerler. Burada onlar geldiği zaman işte Hira mağarasıdır, Sevr mağarasıdır. Yani ilk vahyin indiği yer Nur'da. Oraları görmüşsün. Harem-i Şerif'e gelmişsin. Sen burada maneviyat yüklenmiş olman lazım. Bazı dünyaya biraz daha böyle güzel, sakin, anlayışlı bakmanla. Sen orada geliyorsun canavar gibi, yemek gelmedi. Ya bir insan 6 saat, 8 saat aç kalsa ne olur? Ne olur yani? Kimse Ha. ölmez. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Anlatabildim ya. Bunlar biraz provokasyon böyle şeyler. Daha çok. Ama mesela ondan sonra ben sordum mesela. Bizim orada da Konya'da da çıkmış bu mevzu. Yemek yemek mesela mevzu. Ya doğru diyor. Tamam, demek mesela işte atıyorum 2'de gelecekse 4.30 5'te gelmiş. Tamam mı? Çünkü o kadar hızlı tahliye olmuş ki, bir de onlar da çok seri gelmiş. Yani tam koordineli ilk geldikleri için, ilk tahliyeler olduğu için, çünkü ilk karantinaya girenler bizimkiler. Bir anda boşaltım olmuş. Orada bir yemek koordinasyonu sağlanamamış olabilir. Biz burada yıllar bu işi yapan adamlar var. Bize çalışıyorlar. Bizim bile yemekler bazen otellere bir saat otelli gidiyor yani. Olabilir. Bu çok normal bir şey. Sonra ne oldu? Odalara sular verilmiş. Ne bileyim, kişisel bakım ürünleri verilmiş. Mendilleri, Yani çayları, sonuç olarak kahveleri, bu ilk sulara. seriydi. Bu ilk seriydi. İster istemez bir hani aksaklık yaşanabilir. Şimdi Tabii ki ya. Mehmet Kere şey sormuş. Siz geldiğiniz zaman Atatürk Havalimanı mı yoksa kilise mi yerleşeceksiniz diyor. Hani bunun bilgisi şu aşamada verilmiyor anladığım kadarıyla değil mi? Abi şu nasıl aşamada Teşekkürler. veriliyormuş? Ben de sana Taksici söyleyeyim. iyi yayınlar sana da. Teşekkürler. Ya, devam edebilirsin. Abi şimdi o tamamen bir muamma. Yani mesela Karadağ'dan gelenler de Adıyaman'a yerleşiyor. Onlar da bilmiyorlar.
Türkiye hava sahasına girene kadar şimdi biraz daha tabii koordineli ama mesela bizimkiler gittiği zaman Konya'ya inecekleri zaman Türk hava sahasına girerken bile ancak haberler olmuş. O şeye gidecekleri, Konya'ya gidecekleri belli değildi. Umrecilerle şeyin mükimlerin yani bu çalışanların da aynı yere konacağı da belli değildi. Çünkü uçak Konya'ya inmiş. Şimdi de Konya demişler, Konya'ya inmiş. Umrecileri boşaltmışlar. Umreciler inmiş, bizimkiler kalmamış. Bir 80 kişi, 90 kişi mi ne? Yok, 60 kişi, 60. Kalmış bunlar uçakta. Uçak çalışıyor. Bekliyorlar. Ben arıyorum, biz diyor şu an indik. 8-3 saat oldu, bekliyor. Neyi bekliyorsunuz? İstanbul'a. Onların biletleri de aktarmalı. Biradan aktarmalı. Ondan sonra dedim Allah hayırlısı olsun bakalım dedim. Ben dedim İstanbul'dan direkt Mat'a yaparlar size. Hani siz mi kimsiniz ya? Hani umreci daha çok risk grubu ya bu ya. Tabii öyle bir şey olmadı. Ondan sonra demek ki bir karar daha geldi hemen. İş kapatmadan hemen. Onları da yurda almışlar. Düşünün çok anlık kararlar. Yani şu böyle bir saat iki saat içinde verilen anlık karar, o İl Sağlık Müdürlüklerinin verdiği kararlar. Bunlar yani bir anda sen yemeği bir iki saat edersen nerede kaldı senin bu hacılığın, Ya umreciliğin? zaten Yani diğer tarafları bir kenara koydum. Umreciler yani tamamen böyle daha böyle nasıl diyeyim ben sana? feraset O sahibi kıpır olması takımı. lazım. Yani feraset sahibi olması lazım. Fazla Tabii fazla tabii tabii. o konuda haklısın yani. İster istemez Çünkü bir biliyorlardı mesela. Biliyorlardı. Şimdi siz niye bu zamana kadar kaldınız? Biz onların yüzünden kaldık. Biliyor musun? Konya'ya giden son uçak bizim yemek verdiğimiz firma. O yemek verdiğimiz umreci. Ya arkadaş sen niye umrecini bu son dakikaya kadar bekletiyorsun? Uçak bulamadık. Alakası yok. 13'ünde havalimanı şey Türk Hava Yolları'nın uçak uçuşları var. Gidiş uçuşları. Bir charter seferi diyebilirdim. Mesela. Aynen. Umreci gelebilir yani. Onların yüzünden böyle birkaç sona kalan birkaç böyle firma yüzünden burada birkaç kişi bizim gibi adamlar kaldı yani. Çünkü umreci olduğu için benim olmam var. Şimdi benim üstümdekileri gönderdik. Benim bir üstüm var müdürüm. Onu gönderdik. Onun altı olarak ben kaldım. Benim altımda da bir sürü insan çalışıyor. Onlar var. Yemeği kim yapacak? Oteli kim koordine edecek? Kim kontrol edecek? Ne oluyor? Nereye gidiyor? Mecbur kaldık. Kaldık. Hacı hizmet verdik. Allah kabul etsin. Ama işte gene onlarda da yapılan hatalardan dolayı onlardan biz onlarla beraber gidemedik. Biz sonrasında kaldık. Son uçak ondan uçak aldık. Anladım. Ne kadar bir süre Yani var? lafın sonunda abi diyeceğim o ki yani Türkiye gerçekten bu konuda diğer yurt dışındaki arkadaşlarımız da aynı fikirdeyiz. Çok çok iyi. Ha burada da kötü mü? O kadar da kötü değil. Niye? Şimdi burada sokağa mesela şimdi Mekke çaldığı için tabii ki rahatlığı var. Şimdi ilkten Mekke Medine'ye geldi yasak. Öbür taraflar rahattı gene. Biz de 65-80 yasakladığımız zaman diğer taraflarda yasak yoktu burada. Sadece Mekke Medine Riyad. Evet. Kalabalık Başkent. şehirlerden bahsediyoruz yani bu konuda Yani öbür taraflarda takılsın. Çünkü buranın insanı da hadi Mekke'nin, Medine'nin insanı Riyad, Cidde, Dammam, ne bileyim buralar çok insan turist gördüğü için yani yabancı insan gördüğü için buralar biraz daha böyle bir ne diyeyim sana biraz daha böyle nasıl derler ona yani geniş oluyor yani buranın kendi halkına göre diyeyim sana yani köklü bir nasıl diyeyim kapalı yerde yaşayan insan vardır bir kasabada yaşayan insan ufku nasıl olur bir de İstanbul'da yaşayan insan aynen. ufku Muhakkak. onun gibi Muhakkak. genelde çok insan çok milliyet çok cinsiyet gördüğü için biraz daha o insanlar söylenecek insanlar öyle söyleyeyim ama sen gidip de çöl taraflarındaki insanlara yani bedevi dediklerimize çölde yaşayan adam çölü seviyor. Tamam mı? Oralarda yaşayan veya evi olan adamlar da sen bunlar çıkma dersen adam der ki ne diyeyim kardeşim? Zaten çok düşük ihtimal oralarda o sirkülasyonun olması yani. Ha, Zaten aynen öyle. turist atmosferi de yok anladığım kadarıyla. Oralarda bir Tabii, turist tabii, sirkülasyonu da yok. tabii, tabii. Aynen öyle. Yani burası da çok sonra çok artış yaptı ama biraz şey monarşinin verdiği rahatlıkla yani burada cezalar gerçekten ağır. Ondan sonra biraz da tabii boşaldı Suudi Arabistan. Riyad olsun, buralar olsun, bizim Medine, Mekke olsun. Şu an bomboş. Yani Mekke'de şu an bomboş. Yani ben işte 2 gün önce Hale'ye gittim. Dün buranın da ihtiyaçları vardı. 15-20 kişi var burada. İşte vesaire domates falan için. Yani normalde Hale'de arabayı böyle
Nokta iğne yer bulamaz. Ya Ya. bomboş. Ya. Bomboş. Komple şehir boşaldı. İstanbul'da da farksız değil. Zaten mesela hafta sonu kıyı şeritlerinde bulunmak yasak. Bir iki kere gitmek zorunda kaldım. Onun için biliyorum. Direkt ikaz yiyorsun. Bir sonraki aşamada da hani ceza kesmesi ki arkadaşımız da vardı bir tane işte 20 yaş altı cezaevini söyledi mesela. Yani alınması gereken tedbirler umarım dahası için bir durum bir ilerleyiş söz konusu olmaz. Tek duam da bu. İnşallah kısa zaman içinde atlatırız diyorum. Yasin, Evet abi. son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var mı? Abi son olarak Allah ülkemize, devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin inşallah. İnsan yurt dışına, gurbete çıkmadan ülkeden ülke değişmekle beraber vatanın, milletinin kıymetini bilmiyor. Bilmesi de zor. Özellikle İnşallah bağlantı gitmemiştir. Evet. Yasin, sesimi alıyor musun Yasin? Sanırım bağlantı gitti. Saniye kadar bekleteceğim. Evet, Yasin. İnternet problemi yaşıyor anladığım kadarıyla. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Olabildiğince yurt dışından iletişim kurabildiğim arkadaşlarımla, ahbaplarımla, dostlarımla aynı şekilde iletişime geçeceğim. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın.